Yaşasın Kadınlar. Yazan ve seslendiren Tuğba Dursun Usal. İlk defa evinde tanık oldu şiddete. Neden sinirlendiğini bile anlayamadığı babası annesini dövüyordu. Sonra hastanede karşısına çıktı. Doktor kadının üzerine yürümüştü tüm hasta yakınları. Evde babası bu duruma söylenirken öğrendi ki doktor kadın onlara kızlarının deli olduğuna dair rapor vermemişti. Deli raporu almak, bölge insanının kızlarını okula göndermemek için başvurdukları bir yoldu. Doktordan hayır cevabını alan aileler de öfkelerini kadına saldırarak çıkarmışlardı. İnsanlar neden bu kadar şiddet yanlısıydı? Hiç anlayamıyordu Kardelen. Fakat doktor kadın Çetin Ceviz çıktı. Eğer kendisine bir daha böyle bir istekle gelirlerse onları şikayet edeceğini söyleyerek korkuttu ve koca koca insanları hastaneden püskürtmeyi başardı. Kardelen o gün o kadar etkilenmişti ki gördüklerinden. Adeta inanamamıştı bir kadının bu kadar kişiye direnip boyun eğmemesine. Aileler o gün sağlık ocağından mutsuz bir biçimde evlerine dönmek zorunda kaldılar. Nereden çıkmıştı şimdi bu yeni doktor? Kim kızları okula göndermekle uğraşacaktı? Ne gerek vardı ki kızların okumasına? Zaten kocaya gitmeyecekler miydi? Bari evlenene kadar tarlada çalışıp onlara yardım etselerdi diye düşünen köylüler doktorun olumsuz cevabına çok sinirlenmişlerdi. Ama emir demiri keserdi, hiç istemeseler de mecburen göndereceklerdi kızları okula. Hastane yatağında ağrılar içerisinde yatarken eski zamanları düşündü Kardelen. Yaşamında ne kadar çok dönüm noktası olmuştu. Bunlardan ilki köydeki doktor hanımın kendisine deli raporu vermemesiydi. Hayattaki ilk şansı bu güçlü doktor kadının kendi köylerinde çalışmasıydı. Kendisi bu sayede okula gidebilmiş ve kitapların gizli dünyasına yolculuklar yapmaya başlamıştı. Ailesinin sırf zorunda kaldıkları için onu okula yolladığının bilincindeydi. Fakat onun için bu durum hiç önemli değildi. Okula gidip yeni şeyler öğrenmenin heyecanı her şeyden daha büyüktü. Ailesinin tüm laflarına katlanır, her şeyi yapardı o bilgi yuvasına gitmek için. Yaşamındaki ikinci şansının köy okulundaki öğretmeni olduğunu düşündü yaşlı kadın. İleride Cengiz Aytmatov'un Öğretmen Duyşen isimli hikayesini okuduğunda kendi öğretmenini Duyşen'e o kadar çok benzetti ki. Fedakar öğretmenleri derme çatma köy okulunda öğrencileri için elinden geleni yapmış, onları en iyi biçimde yetiştirmek için canını dişine takmıştı. Kardelen o küçücük yaşında Sobolo okulunda okumayı yazmayı öğrenmeye çalışırken dünyanın pek farkında değildi. Onun dünyası bu küçücük sınıf ve ona sürekli yardım eden öğretmeninden oluşuyordu. Kendisi öğretmenini çok sevse de ailesi ve köydeki diğer insanlar onun hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyordu. Kadın başına memleketinden uzakta ne yapmaya çalıştığını sorguluyorlardı. Sürekli kadına zorluk çıkarıyor, çocuklarını okutmasını istemiyorlardı. Bugüne kadar okumaktan kime fayda gelmişti ki kendi çocukları fayda bulacaktı? Hele kızların okuması onlar için iyice gereksizdi de devletten alacakları cezanın korkusuyla yolluyorlardı kızlarını okula. O da arada sırada. Tarlada veya evde insana ihtiyaç duyulduğunda kızlar okullarına gidemiyordu. Evde ya da tarlada kalıp ailelerine yardım etmeleri gerekiyordu. Kardelen bu gibi durumlarda çok mutsuz oluyordu. Ne zaman okula gitmek istediğini söylese, babasından dayak yediğinden artık sesini çıkarmamaya alışmıştı. Ama içten içe çok üzülüyordu. Babasının kendisini nasıl böyle vurabildiğini hiç anlamıyordu. Tüm bu sonsuz öfkenin kaynağı neydi? Bu zor soruların cevaplarını bulabilmek ve derslerinden geri kalmamak için çok çalışması gerektiğini anlamıştı Kardelen. Bu yüzden tarladan geldiği günler, yorgun argın da olsa gözlerini açık tutmaya zorlayarak derslerine çalışırdı. Küçük kızın üçüncü şansı ise köylerine gelen eğitim neferleriydi. Bu kişiler öğrencilere bir sınav yaparak yüksek başarı gösterenlere burs vereceklerini söylediler. Ayrıca bu öğrencilerin ailelerine de yardım yapılacaktı. Gece gündüz demeden derslerine çalışan Kardelen bu sınavda çok başarılı olmuş ve herkesi etkilemişti. Kızlarının okuması pek umrunda olmayan aile, para desteği alacaklarını öğrenince Kardelen'i şehirde yatılı bir okula gönderdiler. Köyünü çok seven Kardelen buradan ayrılırken çok üzülse de bir yandan da çok heyecanlıydı. Yeni bir hayat onu bekliyordu. Belki de sonunda her zaman merak ettiği şeylerin cevaplarını bulacaktı yeni okulunda. Kim bilir?
Başlangıçta yeni yaşamına alışmakta zorlansa da hiçbir zaman pes etmedi küçük kız. Okudukça okudu, çalıştıkça çalıştı. Onun bu azmini gören öğretmenleri de Kardelen'e sürekli destek oldular. Bu sayede ortaokul, lise ve üniversite bitti. Ama okumaya doymamıştı Kardelen. Kafasındaki soruları hala cevaplayamamıştı. İnsanoğlu neden şiddete bu kadar düşkündü? Kardelen bu soruya cevap bulabilmek için lisansüstü araştırmalarını şiddetin nedenleri üzerine yapmaya karar verdi. Ülkesinde her güne kadın cinayetleriyle uyandığı için bu şiddetin sebebini anlamak istiyordu. Hatta çocukluğundan beri hayali bu sonsuz şiddete bir çözüm üretmekti. Kardelen araştırma yaptıkça insanlarda şiddet eğilimi geni bulunduğunu öğrendi. İncelediği bir makalede erkeklerdeki şiddet eğiliminin genetik nedenlerle ortaya çıktığını okudu. Hatta dünyadaki bazı ülkeler şiddet eğilimini bir hastalık olarak kabul edip tedavi aramaya başlamışlardı bile. Kardelen tüm bunları okuduğunda çok heyecanlandı ve şiddet tedavisi üzerine araştırmalar yapan bir enstitüde çalışmak için başvuru yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şiddeti Engelleme Enstitüsü'nden kabul aldığında sevinçten havalara uçtu ve hemen eşyalarını toplayıp yeni bir üniversiteye doğru yola çıktı. Hayatındaki ilk yolculuğu değildi ama yine de nasıl bir yere gittiğini bilememenin kaygısı vardı içinde. Kısa zaman içerisinde tüm bu kaygıların boşuna olduğunu anladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi o kadar güzel bir kampüs içerisinde bulunuyordu ki, burada yaşayanlar için her şey düşünülmüştü. Tüm üniversite dev bir ormanın içerisine kurulmuştu. Dünyada yıllar içerisinde yeşile verilen önem gittikçe azalsa da, ODTÜ bu konuda her zaman çok duyarlı olmuştu. Kurulduğu günden 70 yıl sonra bile Türkiye'nin en yeşil kampüslerinden biriydi. Üniversitenin güzelliğiyle büyülenen Kardelen'e, enstitü çalışanları da sıcak bir karşılama hazırlamış ve buraya alışması için ellerinden geleni yapmışlardı. ODTÜ Şiddeti Engelleme Enstitüsü'nde bulunan laboratuvar altyapısı da çok ileri seviyedeydi. Kardelen burayı gördüğünde araştırmasını yapmak için doğru yere geldiğinden iyice emin oldu. Artık korkmanın zamanı değildi. Bu yeni ortama hızlıca uyum sağlayıp laboratuvardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Çalışma arkadaşlarından yeni teknolojiler öğrendi ve hızlı bir biçimde bunları uygulama aşamasına geçti. Enstitü çalışanları şiddet üzerinde etkili olan genleri belirlemişti. Fakat bunların vücutta herhangi bir olumsuz etki yaratmadan nasıl baskılanacağını bir türlü bulamamışlardı. Kardelen'in de yıllardır yapmak istediği şey erkeklerdeki şiddet genini etkisiz hale getirmek olduğu için laboratuvarda uzun saatler boyunca çalıştı. Hayatta başka bir amacı yokmuşçasına bu konu üzerinde deneyler yaptı. Ne kampüsün güzelliği ne de arkadaşları dikkatini dağıtmayı başaramadı. Kardelen biliyordu ki kendisi bu sorunu çözmedikçe ülkesinde her gün masum kadınlar öldürülecekti. Kardelen sonunda susturucu RNA kullanarak geliştirdiği bir teknoloji sayesinde şempanzelerle yaptığı deneylerde olumlu sonuçlar elde etti. DNA'sında yüksek miktarda şiddet geni bulunduran erkek şempanzelerde Kardelen'in hayvanlara enjekte ettiği bu tedavi sayesinde ciddi davranış değişimleri gözlendi. Tedaviye alan maymunlar artık daha sakin bir şekilde davranıyor ve herhangi bir şiddet eğilimi göstermiyorlardı. Kardelen o kadar mutluydu ki, bu buluşun tüm insanlık için bir dönüm noktası olduğunu düşündü. Yüzyıllardır süregelen vahşet, dehşet ve şiddet artık son bulacaktı. Savaşlar bitecek, kadınlar ve çocuklar ölmeyecekti. Kardelen şimdi burada hastane yatağında hayata gözlerini yumarken tüm düşündükleri bundan ibaretti. Kardelen çiçeği gibi bir yaşamı olmuştu. Yaşadığı zorluklara boyun eğmeyip çiçek açmıştı. Bunu yaparken de kadınların hayatını güzelleştirmişti. Çalıştığı ODTÜ Şiddeti Engelleme Enstitüsü'nün uluslararası bağlantıları sayesinde keşfettiği şiddet tedavisi tüm dünyada uygulanmış ve bu sayede vahşi kadın cinayetlerinin önüne geçilmişti. Daha küçücük bir kız çocuğuyken hayalini kurduğu şeyin peşini asla bırakmaması sayesinde kadınlar yaşayacaktı. Yaşlı kadın bunu bilmenin huzuru içerisinde dünyaya veda etti.